Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça pratik harika bir şerbet tatlı hazırlıyoruz. Sizlere lezzetli olan kıyı kıyı bu tatlı tarifini denemenizi tavsiye ederim. Artık videonun yapılışına geçebiliriz. İlk olarak şerbetini hazırlayacağız. Şerbet için tencerem içerisine 3 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Üzerine aynı bardakla 3 su bardağı su kullanacağız. Ocağın üzerine alalım ve şeker erine kadar devamlı karıştıralım. Daha sonra 7 dakika şerbetimizi orta ateşte kaynatalım. Ardından çeyrek limonun suyunu ilave ederek 1 dakika daha kaynatalım ve şerbetimizi kenarda soğumaya alabiliriz. Hamur için yoğurma kabım içerisine 100 gram oda sıcaklığındaki tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt. 4 yemek kaşığı irmik ile arkadaşlar. Fazla kullanmanıza gerek yok. Artık elimizde tatlımızın hamurunu yoğurmaya başlayabiliriz. Tatlımızın hamurunu bu şekilde karıştırdıktan sonra da artık unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlayacağız. Biraz un ilave ettikten sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ilave ediyoruz. ve tekrar elimizle yoğurmaya başlıyoruz ve diğer taraftan da azar azar un ilave edeceğiz. Ben bu tatlıda toplamda 2,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Siz kıvamına göre unu daha az veya fazla da kullanabilirsiniz. Mutlaka kıvamını kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok sert bir hamur olmayacak, çok da yumuşak bir hamur olmayacak. Un miktarı unun kalitesine göre değişebiliyor. Bunu göz önüne alarak mutlaka unu az az ilave edebilirsiniz. Belki size 3 de gidebilir. 3,5 su bardağı da un kullanabilirsiniz. Hamurumuzu iyi bir şekilde 2-3 dakika yoralım arkadaşlar. Zaten ben sizlere kıvamını göstereceğim. Elinizde şekil alıyorsa hamurun kıvamı ideal oluyor. Bu tarifle ilk defa kanalımı izliyorsanız henüz abone değilseniz abone olmayı, zilini açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Hamurun kıvamı bu şekilde arkadaşlar şekil alıyor. Artık tatlımızın hazırlanışına geçebiliriz. Ben bu şekilde bir aparat kullanıyorum arkadaşlar. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Yumurta büyüklüğünde parça alarak elimi yuvarlıyorum ve aparatın üzerine elimle genişletiyorum. Ve ortasına da robottan geçirmiş olduğum bir tatlı kaşığı kadar ceviz ilave ediyorum. İsterseniz fındık da kullanabilirsiniz. Eğer bu nihaleyi bulamazsınız arkadaşlar, isterseniz rendenin üzerinde hazırlayabilirsiniz veya delikli bir kepçe üzerinde. İyi bir şekilde bileşim yerlerini kapatalım arkadaşlar ve dikkatli bir şekilde ilimiz şekline gelmeden nihaleden tatlımızı çıkartalım. Şeklimizi görüyorsunuz arkadaşlar, çok güzel bir şekli var. Aynı bal şeklinde. Sizlere birkaç tane daha göstermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik, kıyır kıyır, çok lezzetli, harika bir tatlı oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizlerde bu tatlıyı gönül hattıyla deneyebilirsiniz. Beni hangi ülke ve şehirden izliyorsun lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok merak ediyorum. Tarif hakkında da mutlaka görüşlerinizi de bekliyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde uçlarını birleştiriyoruz ve hafif bastırıyoruz. Dikkatli bir şekilde nihaleden çıkartıyoruz. Bu parça nihal olarak geçiyor arkadaşlar. Genelde ben tatlarda kullanıyorum. Kurabiyelerde kullanıyorum bu aparatı. Her yerde bulabilirsiniz. Fiyatı da oldukça uygun. iftar sofralarınıza, misafirlerinize gönül rahatlığı yapabileceğiniz çok lezzetli şerbet tatlılardan bir tanesi oluyor. Bayramda yaklaşıyor arkadaşlar. Bayramda da bu tatlıyı mutlaka sizler de deneyin. Şekli çok basit, tadı harika, şahane bir tatlı oluyor. Denersiniz, mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Son kez bir tane daha göstermek istiyorum. Böyle ayrıntılı tariflerin devamı için lütfen kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hızlı bir şekilde hazır öz ve nihaleden çıkartıyorum tatlımı ve tepsiye yerleştiriyorum. Arkadaşlar ben tepsimi yağlamadım. Yağlamanıza gerek yok. Tatlımızı önceden ısıtılmış 200 derecede üzeri hafif pembeleşene kadar fırında pişirmeye gönderiyoruz çok kızarmasına gerek yok arkadaşlar. Üzeri pembeleşsin yeterli. Tatlım fırından çıktı arkadaşlar ve ben bir 3 dakika kadar dinlendirdim. İlk sıcaklığı çıktı. Sıcak tatlıya soğuk şerbetin tamamını döküyoruz. Zaten şerbetini tam çekiyor. Şerbetinin tamamını döktükten sonra da 1 saat kadar tatlımızı dinlendirelim. Eğer zamanınız varsa bir gece de dinlendirebilirsiniz bugün hazırlayıp ertesi günde servis yapabilirsiniz. Şerbetli tatlıların en kolayı ve en lezzetlerden bir tanesi oluyor. Tatlım yeteri kadar dinlendi arkadaşlar. Şerbetini de çekti. Artık servisine geçebiliriz. Ben üzerine antep fıstığı istiyorum ve sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı da bu şekilde kıyır kıyır. Üzeri çok güzel bir şekilde pişti. Altı da kızardı. Tarifimin sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerden açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.